Arkadaşlar dün ÖTV matrah düzenlemesi ile ilgili video yapmıştım. Bu sabah da düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Biz de haberi alır almaz bayilere gittik. Bu düzenleme ile birlikte bazı otomobillerin fiyatlarında güzel indirimler oldu. Tabii bu otomobillerin çoğu alt segmentlerin giriş paketleri diyebiliriz. Bununla birlikte bazı otomobillerin de fiyatları düştüğü için ÖTV muafiyetine girdiler. Yani engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak alınabilecekler. Dün de dediğim gibi ÖTV matrah düzenlemesinin bizlere en büyük katkısı bu oldu. Fiyatı yüzünden ÖTV muaf alınamayan bazı modeller bu sayede alınabilecek. Fiyat olarak bakarsak genel kullanıcılar için iyi bir indirim. Ama ÖTV muaf araç alacakları pek etkileyen bir düzenleme olmadı. ÖTV'de kademe düşürüldüğü için aracın genel fiyatı düşse de ÖTV indirimi de o derece düştüğü için genel anlamda bizi etkileyen bir durum olmadı. ÖTV matrah düzenlemesinin de engelli bireylere en negatif etkisi şu olacak. Bayiler engelli raporu, vergi dairesi yani prosedürlerle uğraşmak istemeyip ÖTV muafiyetli araç satmaktansa direkt liste satış fiyatı üzerinden son kullanıcılara bu araçları satmak isteyeceklerdir. Çünkü biliyorsunuz ÖTV muafiyetli araç satışlarında raporun sorgulanması, cevap verilmesi gibi anlamsız prosedürler yüzünden alım-satım süreçleri biraz uzayabiliyor. Eski raporlar ve ortopedik raporlar bu süreçte maalesef ki en şanssız kesim olacaklar. Tabii ki Ocak ayında yapılacak olan ÖTV muafiyeti üst limitinin değiştirilmesine kadar. Çünkü bu iki grubun araç alım prosedürleri daha uzun sürdüğü için ve bayilerin ellerinde yoğun talep olacağı için bu tarz satışlara pek olumlu bakmayacaklardır. Şimdi gelelim hangi yeni araçlar ÖTV muafiyetine girdi? Aracın fiyatı dün neydi, bugün ne oldu? Ve ÖTV muafiyetli fiyatı ne kadar oldu? Sırayla başlayalım. Yeni Clio Joy 1.065 BG. Eski fiyatı 448.000 TL. Yeni liste satış fiyatı 373.000 TL. ÖTV muafiyetli yeni fiyatı 249.000 TL. Citroen C3 1.2 PureTech 83 Horsepower Manuel. Eski fiyatı 474.000 TL. Yeni liste satış fiyatı 384.000 TL. ÖTV muafiyetli yeni fiyatı 256.000 TL. Hyundai i10 1.0 MPI. Eski satış fiyatı 331.000 TL. Yeni liste satış fiyatı 282.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 195.000 TL. Opel Corsa 1.2 75 Horsepower benzinli elegans paket. Eski fiyatı 499.000 TL. Yeni liste satış fiyatı 444.000 TL. ÖTV muafiyetli yeni fiyatı 278.000 TL. Volkswagen Polo 1.0 manuel. Eski satış fiyatı 524.000 TL. Yeni liste satış fiyatı 465.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 291.000 TL. Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-Tronic. Eski satış fiyatı 497.000 TL. Yeni liste satış fiyatı 442.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 277.000 TL. Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0. Eski satış fiyatı 487.000 TL. Yeni liste satış fiyatı 442.000 TL. ÖTV muafiyetli yeni fiyatı 272.000 TL. Dacia Duster Comfort 1.0. Eski satış fiyatı 524.000 TL. Yeni liste satış fiyatı 466.000 TL. ÖTV muafiyetli yeni fiyatı 292.000 TL. Skoda Fabia Elite 1.0. Eski satış fiyatı 509.000 TL. Yeni liste satış fiyatı 452.000 TL. ÖTV muafiyetli yeni fiyatı 283.000 TL. Peugeot 208 Active Prime 1.2. Eski satış fiyatı 510.000 TL. Yeni liste satış fiyatı 454.000 TL. ÖTV muafiyetli yeni satış fiyatı 284.000 TL.
Hyundai i20 1.4 otomatik vites. Eski satış fiyatı 471 bin TL. Yeni liste satış fiyatı 420 bin TL. ÖTV muafiyetli yeni satış fiyatı 263 bin TL. Kia Picanto 1.2 84 PS. Eski satış fiyatı 460 bin TL. Yeni liste satış fiyatı 384 bin TL. ÖTV muafiyetli yeni satış fiyatı 256 bin TL. Fiat Egea Sedan 1.4 Easy Fire Plus. Eski satış fiyatı 443 bin TL. Yeni liste satış fiyatı 369 bin TL. ÖTV muafiyetli yeni satış fiyatı 245 bin TL. Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street. Eski satış fiyatı 475 bin TL. Yeni liste satış fiyatı 392 bin TL. ÖTV muafiyetli yeni fiyatı 246 bin TL. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yeni düzenleme ile birlikte araç fiyatları ve yeni ÖTV muafiyeti fiyatları böyle. Yani olması gereken fiyatlar böyle. Ama bayiler bu düzenlemeyi bile kendi lehlerine çevirip sizlere yüksek fiyatlar söyleyebilirler. Çünkü insanların kafası bayağı karışmış durumda. Bu durumdan mutlaka yararlanmak isteyeceklerdir. Uyanık olmakta fayda var. İstediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz. Tekerinize taş değmesin.